Evet, kıymetli değerli misafirler, hoş geldiniz. Bugün gururla söyleyeceğimiz bir hizmetimize altına Ticaret ve Sanayi Odası olarak imza atmış bulunmaktayız. Bu hizmeti ben size böyle kısaca özetleyeyim. Bugün de burada Ulaştırma Bakanlığı, Ulaştırma Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ulaştırma 8. Bölge Müdürlüğü'nden kıymetli Osman Bey arkadaşımız, Selçuk Bey arkadaşımız, Şener Bey arkadaşımız burada. O da personelimize eğitim verdi. Bu eğitimde ulusal ve yurt içi taşımacılık belgesi dediğimiz 3 çeşit belgemiz vardır. Bu 3 çeşit belgede içerisinde 2 kategori alır. K1 belgesi, K2 belgesi ve K3 belgesi. K1 yıldız, K2 yıldız, K3 yıldız. Şimdi ilimizde sadece ve İl Ticaret Odası'nda bu hizmet verilmekteydi. Sağ olsun burada huzurlarınızda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın Mustafa Rıfat Hisarçıklıoğlu desteğiyle Ulaştırma Bakanlığı'ndaki çeşitli birimlerin destekleriyle biz bu hizmeti ilçemize kazandırdık. Sadece Yüksekova değil, bu hizmetten faydalanacak Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası'na bağlı bütün üyelerimiz buradan istifade edecek. Burada Derecek, Şemdinli, Büyükçiftlik beldemiz, Esendere ve Yüksekova merkezimiz olmak üzere daha evveliyatta bu hizmet Hakkari merkezde veriliyor. Düşünün, bir Derecek'teki bir tüccarımız, tacirimiz, bu nakliyeyle uğraşan bir üyemiz yaklaşık 215 kilometre Hakkari merkeze gidip bu belgeyi alıp işlerini devam ettiriyordu. Tabii bu önemli bir şeydi. Hem zaman açısından hem mali külfet açısından biz bunu önemli ve kıymetli buluyoruz. Ben burada emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da ulaşımla alakalı, belgeyle alakalı birkaç tane daha almamız gereken belge vardır. Onun için de altyapısını oluşturmaya çalışıyoruz. Gerekli girişimlerimiz vardır ve olacaktır. İnşallah onu da kısa zamanda, uluslararası bir belgemiz vardır. Onun da müjdesini inşallah çalışmamız vardır. En kısa zamanda sizlerle paylaşacağız. Ben bu hizmeti bana bu konuda destek veren herkese tekrar teşekkür ediyorum. Mutluyum böyle bir hizmeti Yüksekova'mıza, şenliğimize, dereceğimize kazandırdığımız için. Ben tekrardan emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ben sizlere de teşekkür ediyorum zahmet ettiğiniz için. İlk belgemizi de alan Aken Nakliye firmamızdır. Daha evveliyatta bu arkadaşlarımız bu belgeleri dediğimiz gibi Hakkari'den alıyordu. Bundan sonra yollarını kısalttık, zamanlarını da daha çabuk, zaman açısından da önemli bir katkı sunmuş bulunmaktayız. Ben müsaadenizle ilk belgemizi de, ilk belgeyi alan da Aken Nakliye adına Mustafa Akman Bey'e huzurlarınızda belgeyi takdim edeceğim. Çok teşekkür ederim. Hepiniz sağ olun, var olun. Sevgili seyirciler, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası yeni bir hizmete imza attı. Hepimiz izledik. Bu hizmeti hem başkandan hem yeni belgesini alan esnaftan alacağız. Efendim, bu belgeyi siz de kısaca anlatabilir misiniz? Şimdi bu belge Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilen yurt içi taşımacılığıyla alakalı bir belgedir. Burada Yüksekova'mızdan nakliye firması üye odamıza kayıtlı üyelerimiz daha evveliyatta Hakkari'den alınıyor. Bu hizmeti biz buraya kazandırdık. Bunun mutluluğu içerisindeyiz. Keza Şemdinli'de ki bu işle iştirak eden üyelerimiz, Derecik'te öyle. Bundan sonra Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası'ndan bu belgeleri alacaktır. Bu belgeyi de ilk alan Aken Nakliyat'tan yetkilisi Sayın Mustafa Akman Bey'e bu belgeyi takdim etmekten mutluluk duyuyorum. İnşallah daha da güzel hizmetlerimiz olacak. Bu özellikle uluslararası taşımacılıkla alakalı, onunla alakalı da çalışmalarımız vardır. Onu da inşallah en kısa zamanda başaracağız. Bu K1 belgesi çok önemli bir belgedir.
Ulus, yani ulus içerisinde, yurt içinde taşımacılıkta bu belgeniz olmasa siz bu hizmeti yapamazsınız. Yani zorunlu bir belgedir. 2014 yılında Ulaştırma Bakanlığı tarafından Ticaret ve Sanayi Odası'na verilen bir belgedir. Yetkilendirilmiştir bu odalar. 2014 yılından beri Hakkari bu hizmeti vermekteydi. Artık 2023 yılının 5. ayından itibaren, yani ayın 8'inden itibaren, daha doğrusu pardon, düzeltiyorum, bugün itibariyle artık biz buna yetkilendirildik. 3 evet. ilçeyi ve 2 beldeyi temsilen. Evet. Bu hizmeti biz bunlara sunacağız. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür başkanım. Siz bir esnaf olarak, bir nakliyeci olarak bu belgeyi almadan önce nasıl nakliyecilik yapıyordunuz? Bundan sonra nasıl yapacaksınız bu belgeden sonra? Şimdi ben şöyle izah edeyim. Evet. Biz daha önce bu belgeyi almak için Hakkari'ye gidiyorduk, Van'a gidiyorduk. Yani bu belgeyi alıyorduk. Bu belge olmadan zaten yük tırlarını bir de araçlarını çalıştıramıyorsun. Bu belgeyi de şimdi Yüksek Ova Ticaret Odası evet. olarak evet, Sayın Başkanım evet. Salih Özdemir ve Sayın Başkanım evet. Timur Selvi'ye evet. Allah razı olsun şükranlarımızı sunuyoruz. Evet. Ticaret Odası üyelerine de şükranlarımızı soruyoruz odaya da. Çünkü kendileri olmasaydı biz bu belgeyi alamazdık şu an. Evet. Yine Hakkari'ye minnet olurduk. Yine Van'a giderdik. Oradan alırdık. Ama şu an artık yani o rezaletten korurduk. Şimdi bu belgeyi de kabir belgesini Sayın Başkanlarımız bize verdiler. Yardımcı oldular. Allah razı olsun. Yüksek Ova'da bir tane nakliyeci var. Sadece siz misiniz? Evet. Kaç arabanız var? 3 arabam var. Peki. Dünyanın her yerinde. Ne Türkiye'nin evet. de her yerinde. Sevgili seyirciler, bu anlamda Yüksek Ova Ticaret Odası'nı, Ticaret Odası Başkanı, Meclis Başkanı ve üyelerini tebrik ediyoruz. Yüksek Ova'ya her ay yeni bir hizmet getiriyorlar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Size de başarılar diliyoruz. Teşekkürler. Kazasız, belasız yolculuklar diliyoruz. Allah razı olsun başkanım. Sağ olun. Tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Başkanım tebrik ediyoruz. Zeki Bey tebrik ediyoruz. Yalay sağ olun. Tebrik. Yalay sağ olun. Thank you.